بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقرة سورة 286 آية تفسيرني إنجليجام إن شاء الله بو تفسير okuma, hareketsiz okumayı yapacağım ve önemli yerleri de tercümesini çalışarak gerek sözlüklerden de faydalanarak işleyeceğim. Yaklaşık bir 25 dakika süreceğini tahmin ediyorum. Ayet-i Kerime Bakara suresinin son ayeti ve la yukellifullahu nefsen illa vus'aha ile başlıyor. Yani Allah bir nefsi bir kişiyi yani ancak güç yetirebileceği şeyle sorumlu mükellef tutar. Evet burada Sümme beyyene Subhanahu ba'de mezahiri Evet ba'de mezahiri rahmetihi bi ibadihi ee, Allah-u Teala kullarına olan rahmetinin tezahürünü Evet mezahir yani tezahür eden şeyler Zahir olan şeyler ee, Yani allah Teala kullarına olan rahmetinin zahir olanlarını bazı zahir olanlarını beyan ediyor Fekale, diyor ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha vel vus'u kema yekulu ezze mehşeri ma yesa'ul insan yani insanın e, gücü insanın gücüdür yesa' insanın kapsama alanıdır öyle diyelim yani insanın e, takatini yettiği genişliğidir öyle diyelim ولا يضيق عليه yani insanın işte alanıdır yani kendi güç alanı yasa ولا yadiku عليه ve o şeydir ki la yadiqu alal insani yani insana sıkıntı darlık vermeyen şeydir. Yani Allahu Teala'nın mükellefiyet bizi mükellef, mükellefiyette alması bizim işte usatımız doğrultusunda olup bize işte tadik yapmayan bizi darlığa sokmayan mükellefiyetlerdir. Allahu Teala burada e, o e, işte kolaylığı bize sağladığını beyan buyuruyor. Vela yahruca fi. Şimdi burada haraca yahrucu mudur? İşte e, okumalarda bu işte ezbere bilmekle ilgili bir durumdur. Ben hemen sözlük programını tabi kullanacağım. E, böyle sözlük programını bir kullanır, iki kullanırsınız o kelime meleke haline gelir artık sözlük programını kullanmak e, gerek e, kalmaz yani kullanma. Şöyle tavakku tabi daha kapsamlı bir sözlük programı hemen e, burada bizim şöyle e, harac, haraca yahrucu diye ben hatırlıyorum yazalım haraca evet haraca Yazıyorum şöyle hemen fiil e, harice. Haric bu değil. Harice fiili var. Harice yahracı o zaman olur. Ee, evet. Fiil sulasi sulasi bir fiildir. Haric tu. Ahraju. Evet. Ahraju onun muzari nefsi mütekelim vahdesidir. Yani ben harac yaparım. Dolayısıyla yahracı şeklinde gelir. Demek ki ortası fethali. Ee, evet. Harice el mevkif dağgı. Evet yani yer darlaştı anlamına gelir. Haricel mevkif dâke, sa'ube, zorlaştı. Demek zorluktur. yani darlık, zorluk anlamlarına gelir. Harice <laughs> sadruhu yine işte göğsü daraldı anlamına gelir. Harac <laughs> bir darlıktır. Ee, <laughs> yahracu şeklinde gelir. Onu arkadaşlar gördük. Başka bir sözle de bakabiliriz. Şöyle tam e, kesinleştirelim. Yine haricedir bakın. Harice ile harfi cel ile kullanılır. Ala ile de kullanılır. Yahracudur onun muzarisi. Peki yahracu diyeceğiz. La yahracu fihi. Evet o şeyde yani Allah'ın teklif olarak mükellefiyet verdiği, insana mükellefiyet verdiği şeyde la yahracu Onda insan harece yani sıkıntıya girmez. Ey la yukellifuha Allah o nefse mükellefiyet vermez illa ma yettesi'u fi. Ancak o nefsin illa ma yuttesa'u. Evet illa ma yuttesa'u fihi. Yani yettesi'u diyemem çünkü onun faili e, nefis olmak hasebiyle Buh'a olmak hasebiyle düşünülür O zaman olmaz Tettese'u olması gerekirdi Dolayısıyla bunu meçhul okuyorum Yani yuttese'u fihi Yani o şeyde e, bir genişlik vardır Ancak Allahutu allah Teala onu mükellef kılar La yukellifuha illa o şeyi kılar ki Ma yuttese'u fihi O ma'da buha buhu yine ma'ya racidir O şeyde yuttese'u olacak Evet içinde bir genişlik olacak ee, fihi tavkuhu evet, yuttesavu tavkuhu onun zorluğu e, genişletilmiş şey ancak Allah-u Teala e, zorluğu kolaylaştırılmış şey allah Teala mükellef kılar. E, tavuk e, ona bakalım tavuk arkadaşlar. Şöyle tavukun evet etvak leysa fi tavki leysa fi kudreti yani takat. Taqatın mastarıdır arkadaşlar tavuk yani insanın kudreti. Bakın yani leysa fi tavkihi yani leysa fi kudretihi. Kudret demek. La Yani yapamaz anlamına gelir. demek ki o işte takatinde o kudretinin işte geniş güç yetirebileceği şey ancak allah Teala ona yükler. Evet. Ve yeteyesseru aleyhi ve yeteyesseru aleyhi bir de yuteyesseru aleyhi. Ona kolaylaştırılan şey yani ma yutayesseru aleyhi ona kolay üzerine kolaylaştırılmış şey Allahu Teala ona mükellef kılar dune taqati yani taqatin medası taqatin e, işte e, üstünde olanın kolaylaştırılmışı yani eğer taqatin üstündeyse de o emir e, vel mechud yine o da taqata dahildir yani gücün ve e, kudretin medasının üstündeyse dune burada üstünde manası onu da o şeyi de Allahu Teala yutayesseru aleyhi o şeyi de kolaylaştırmıştır Allahu Teala. Ve haza ihbarun an adlihi bu Allah'ın adaletinden bir haberdir. La yukellifu'n nefse illa vus'aha ve rahmetihi ke kavli Teala yuridu bikumul yusra Allah size kolaylık diler ve la yuridu bikumul usra size zorluk dilemez li ennehu kana fi imkani'l insan ve en yusalli eksere minel Evet insanın beş vakit namazdan fazla da farz namaz kılmaya gücü var ama Allahu Teala ona kolaylık murad etti ve bize 5 vakiti farz kıldı. Ve yine insanın takati vardır ki en yasume eksere şehri bir aydan fazla oruç tutabilir insan farz orucu olarak. İki ayda üç ayda tutabilir gücü var. Ama allah Teala yine bize yusrayı dilediği için bize koyalaştırmıştır. Bir ay sadece oruç farzdır. Ve yecma'a eksere min haccetin. Yine birçok hacci de yapabilme gücü var. İnsanın takati buna var. Ama allah Teala bir tek hacci bize farz kılmıştır. Fel cümletu yani subhanallah bu ayetin tezahürü işte budur. Bakın Allah-u Teala buyuruyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ Yusra, وَلَا يُرِيدُ bikumul Asra. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. İşte yani beş vakit namaz daha üstü de verilebilirdi ama Allah-u Teala beş vakiti tek farz kılmış. Bir ay oruç tek farzdır ve yine bir tek hac bir insanın ömründe farz olan bir tanedir. Allah'ın burada bize yusrayı yani kolaylığı dilediğini görüyoruz. Elhamdülillah. فَالْجُمْلَةُ الْكَرِيمَةُ tahki. Tehki diye okuyorum. Tehka okumadım. E, bunu hemen bakalım. Tehki midir? Heka yazıyorum. İşte siz bu şekilde hemen e, onun muzarisini rahatlıkla bulursunuz. Şöyle e, hakim değil. E, hakimi buldu. Şu sözüle bakalım. Hakiye. Haki değil. Heka. İşte. Heka. Yahki midir? Hakeytu. Evet. Ahki. Bakın. Tabi bu sözlük e, mesela hakeytu. Ben heka yaptım. Ahki. Ben heka yaparım. Bu şekilde ihki sen haka yap emir yani mazisi muzarisi emrini birinci tekil e, yani müfret e, kişiye göre yapıyor. Hakeytu ben, ehki ben, ihki sen buna göre örnekler getiriyor. Bütün fiillerde bu sözlük onu yapıyor. Bu sözlüğün adı mu'camul gına, mu'camul gani, mu'camul gani'dir. Dolayısıyla yahkidir. hemen e, artık inşallah bu meleke haline gelir. Siz bundan böyle ne zaman haka, yahki, haka'yı görürseniz, onun muzaresi yahki hemen hatırlarsınız. Evet, ee, şöyle. Fal cümletu, el kelimetu tahki. Bu cümleyi Kerime bu e, mükerrem, bu yüce, bu e, işte e, azametli cümle tahki bize anlatıyor lena bizim için anlatıyor. Ba'de mezahiri fadlillahi aleyna Allah'ın üzerimizdeki bazı e, üzerimizdeki faziletinin bazı tezahürlerini bize anlatmaktadır bu cümleyi kerime. Ve rahmetihi yani fadla fadlallahi aleyna ve mezahi mezahi ba'de mezahiri fadlillah ve ba'de mezahiri rahmetihi. Bakın yani bu rahmeti demem için Öncesine gitmek zorunda kaldım. Yani bu rahmetu mudur? Rahmette midir? Rahmetti midir? Vav var. Vav bana bir ma'tufun aleyhi haber veriyor. Ben bu vavun nereye ma'tuf olduğunu bulana kadar bakın geriye gittim Ve baktım ki burada ba'de mezahiri fadlillah ve ba'de mezahiri rahmeti bina. Allah'ın bize olan merhametinin tezahürlerinin bazılarını yine bize anlatmak anlatmıştır, anlatmaktadır. Eee haysu kellefena bima tasi kudretuna kudretimizin tesi'a yaptığı kudretimizin güç yetirebildiği şeyi bize mükellef kılmıştır Allahu Teala bu surette bize fadlının yani fadlu rahmetini bize burada tezahürünü göstermiştir Allahu Teala ve tastatiuhu nufusuna nefislerimizin güç yetirebildiği şeyi Allah bize mükellef kılmış onu anlatıyor وقد حكى, حكى القرآن قرآن إنا إن أن تبقتدر أن هذا المعنى في آيات كثيرة بكشوف آية بمعنى إن القرآن الكريم بلد المقتدر منها قوله تعالى بير أرناكشوال آية ما جعل عليكم في الدين ما جعل عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Bu واذا كانت بعض التكاليف التي كلفنا الله بها فيها مشقة فإن هذه المشقة محتملة وفي محتملة محتملة وفي وسع الإنسان باز هنا قدر الله تعالى باز تكليف الله تعالى بزام كلف قلت باز تكليف فيها مشقة هنا قدر مشقة فرصة <laughs> bu meşakkat Yani e, muhtemiledir. Yani güç yetirilebilecek, tahammül edilecek meşakkat cinsidir. Ve fi insan ve insanın e, olan meşakkatlerdir. Ve kudretihi ve taqatihi ve se buna Allah'u ve Allah bize bu meşakkatten dolayı bize bir e, sevap da e, verecektir Allahu Teala. İşte kanser hastaları gibi keza çok belalar var, çok sıkıntılar var insanın başına gelen. Hepsi yine muhtemeldir. Yani insanın güçleri yetirebileceği meşakkatlerdir. Yani, Aleyna sevaben yani Subhanallah hakikaten böyle bir ayetten birisinin haberi varsa Allahu Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir kişiye ancak gücünü yetirebileceğini yükler. Bunu bilen birisi tam bu ayeti anlarsa vallahi ya niye intihar etsin ki? İntiharı niye yapsın? Bugün de birini duydum. Allah Allah'ım affet yarabbi yani e, zordur gerçekten yani biz e, intihar edene haşa kafir de diyemiyoruz ama çok zor çok cezası da çok büyüktür ve bir insan intihar etmesi yani e, meşakkat Allah-u Teala'nın sana işte verdiği imtihan gereği verdiği bazı belalar sıkıntılar var hayatında seni sıkıştırıyor bu kesinlikle e, muhtemelenin dışında meşakkatler değildir kesinlikle intihara sevk edecek bir derecede meşakkatı yoktur. Çünkü vaadi ilahi var. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ancak güç yetirebileceğini Allah Teala mükellef kılar. Yani belada, sıkıntıda, dertte ne kadar gelirse burada söylüyor. Bazı tekalifler vardır ki Allah Teala insanı ona mütehamil olarak mükellef kılıyor. Yani gelen bela da bize mükellefiyettir. O belada bizden mükellefiyet nedir? Sabretmektir. isyan etmemektir. Emri ilahi yapmaya devam etmektir bir bela geldiği zaman. Yani Allahü Teala sadece namazı bize mükellefiyet olarak vermemiş. Sadece oruç bizim mükellefiyetimiz alanında değil ki sadece oruç, sadece hac. Allah'ın bize gönderdiği bela, sıkıntı, dert, Darlık, hastalık hepsi mükellefiyeti beraberinde getiriyor ki o mükellefiyet şudur sabredeceksin ve o sabrınla birlikte Allah'ın emrini yerine getirmeye devam Allah'ın nehyi ki nehyettiği şeyler ki haramlardır isyanlardır onları da yapmamaya devam edeceksin ki senin bu mükellefiyetin yerinde olsun. Ve e, burada kesinlikle vaadi ilahi var Allah bir mükellefiyeti bir kuluna verdiği zaman gerek. E, ibadetler noktasındaki mükellefiyetler olsun. E, müspet ibadetler. Yani namazdır, hacdır, oruçtur. Herhangi bir sıkıntı, yani herhangi bir bela, dert değil. O e, müspet yani insanın sağlık halindeki mükellefiyetleridir. Gerekse menfi ibadetlerle ilgili ki o da gelen musibetler, belalar, hastalıklar gibi bunlar da müspet şey menfi ibadeti gerektiriyor. O da sabırdır. Menfi e, başa gelen menfi olumsuz şeylerdeki ibadeti burada istiyor Allah Teala. Arkadaşlar oradaki mükellefiyette kesinlikle meşakkat insanın fevkinde değildir, değildir. Burada diyor ve ve iza ba'du et tekalif elleti kellefen Allah. Allah'ın bizi mükellef kıldığı bazı tekalifler her ne kadar her ne kadar bize onları bize mükellef kılmış. Fiha onlarda meşakkat her ne kadar varsa da fe inne hazil meşakkate bu meşakkat kesin ve kesin muhtemiletun muhtemildir. Yani güçlü جوتشي اتر لا بلا محتمل محتملة تمام محتمل دير محتمل. محتملة يعني جوتشي لا بلا جاك تحمل ادله بلا جاك اسم مفعول در وفي وسع الانسان كسن لكنا انسان وسعة ددر طاقاتنا قدرتنا ويوم وقدرته وطاقته Subhanallah. Vallahi ben açık ve net şunu söyleyeyim. Şu ayeti ne olur? Derdi, sıkıntısı, tasası olanlar bu ayetin tefsiri onlara anlatırsın. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Ayeti onların beynine işlesin ki biiznillah bunlar intihardır. Haşa ve kella bazı isyan hareketleridir. İşte bazı insanları bu sefer cinnet geçiriyor. Kesinlikle Allah'ın izniyle biiznillah bu şeylerden kurtulacaklardır. Ayettir ya. Ayet bizi doğrultacak bir e, yani doğrultucu bir mürşit olarak tek başına yeterlidir. Al ayeti söyle arkadaşına. Allahu ekber. Subhanallah. Allah. Yani hakikaten bakın ayetin bir cümlesidir. Eğer biz hakiki manada beynimize işlese, tesirini Allahu Teala halka eylese vallahi bir ömür شو لا يكلف الله نَفْسًا إلا وسعها بزيتار يَدِّيْسُ الأمل زد يتر أو آية تكالس غيتر قرآن لا وسع وإذا كانت بعض التكاليف التي كلفنا الله بها فيها مشقة فإن هذه المشقة محتملة وفي وسع الإنسان وقدرته وطاقته وسيصيبنا الله Ay, evet işte bu. Ve Allah bize sevap verecektir. Onun sevabını da verecektir. Zaten ehli musibetin beyninin her köşesinde durdurması gereken budur. Yusibun Allah. Allah bize sevabını verecektir. Bunu düşünürse muhtemelen olduğunu görecektir. Sevabı düşünse o başına gelen bela, musibetin kesinlikle muhtemel, yani güç yetirilebilecek, tahammülü olabilecek bir şey olduğunu hemen orada hissedecektir. Ama buyu düşünmüyor ki, Allah'ın sevap vereceğini aklına getirmiyor ki, bütün odak noktasını başına gelen o belaya, o sıkıntıya, o derdeye odak noktasını götürüyor. Ondan sonra o dert şişiyor, 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 patlatıyor adamı ve intihara gidiyor. Ha bugün ben duydum birisi intihar etmiş çok üzüldüm Allah böylelerini ya Rabbi böylelerini e, ıslah ile ya Rabbi onları şu ayetle tanıştır ya Rabbi Kur'an'da uzaklaşmışız belamızı bulmuşuz evet Allah <laughs> bunu düşüneceğiz Allah bize sevabı verecektir o meşakata bina o zaman meşakkat muhtemel olur o zaman tahammülün olur. Ama Allah'ın sevabını düşünmezse insan hemen o meşakkate, o belaya ona odaklanırsa beyni patlatır o zaman. İntihara gider. Allah korusun. Dolayısıyla elhamdülillah. Ya, ben burada durduracağım bu tefsiri. Yeter. Sonra devam edeceğim. Eğer beyninize, beynimize, benim beynime başta işlemiş de kafaya girdiyse vallahi yeter. Yeter. Hepsini bitirmeye gerek yok. Sonra devam ederim. Vakit var. Evet. Yusibun Allahu Teala aleyha yani ala meşakati. O meşakkat üzerine Allahu Teala bize sevap verecektir. Sevaben. cezile. Ola cezilenin manasına bakacağım. Cezile yani çok demek ama burada da görmek istiyorum. Cezile. Şükran cezile diyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet Allah bize o cezileyi verecek. O sevabı bize verecek. Cezil şeklinde yazıyorum. Evet cezil kesir. El vafir. Çok çok fazla yani. Şekertu şükran cezile. Ona çok teşekkür ettim anlamına geliyor. Cezil. Evet ya Rabbi bize cezil. Sevabı cezili bize ver ya Rabbi. Meşakkatler çok, belalar çok. Vallahi eğer o meşakkatın La yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayetinin tahtında o ayetinin zillinde, gölgesinde meşakkatın geldiğini düşünmezsek Vallahi yusibunallahi yani Allah'ın bize onun o meşakkatın sebebiyle bize Büyük bir sevap vereceğini sevaben cezillayı vereceğini düşünmezsek vallahi mütehamel olamayız. Allah muhafaza cahillik eder, intihar ederiz. Allah korusun. Allah korusun. Fahve el-kail. allah Teala buyuruyor ki innema yuvefessabiruna ecrahum bi gayri hisab. Sadakallahu'l-azim. Ee, ancak ve ancak sabirun olanlar, sabredenler e, ulaşacaklardır. Ecrahum yani bu sevaba, Allah'ın sevabına, sevabı cezilesine, ecrelerine ancak onlar ulaşacaklardır. Sabırlılar, bir gayri hesab, hesapsız bir şekilde, yani onun bir sınırı olmayacak şekilde, böyle hesapsız Allah verecek onlara, verecek. Sevabı hesapsız, daha güzel oldu. Cezilenin manasını ayet-i kerime bi tamamiha fevkal fevk üstüne üstüne bize söyledi Allah ayet-i kerime. Elhamdülillah yani sevaben cezile yani ecren bi gayri hesap. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbi, bu ayeti kerimeyi, ayeti kerimenin bu cümlesini, Ya Rabbi, bu cümleyi beynimize işleyecek şekilde bize nasip müyesser buyur. Dergah-ı uluhiyetinde bu ayeti anlayacak kullarını çoğalt. Şu anda bu durusu, bu durusu imaniyeydi ben okudum. Bunu Ya Rabbi işitenlerin de kalbine bu ayeti anlamayı nasip müyesser buyur. və intihardan yarabi gənclərimizi mahfəzə buyur amin amin və elhamdülillahirabbil alamin